Nilgün Belgün, hoş geldiniz Nilgün Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nilgün Hanım, sizi ne zaman görsem içim açılıyor, bunu itiraf etmeliyim. Ay çok teşekkür ederim, Bugün ne mutlu bana. Bugün konuğum olacağınızı söylediğimde etrafımda herkes sizi şöyle tarif etti. Mutlu, neşeli ve komik kadın. Her şeye rağmen. Evet. O <laughs> Her şeye rağmeni bilmiyorum, her şeye rağmen konuşuruz. Şimdi şöyle bir sokağa çıkalım bakalım. Aslında herkesin yüzünden düşen bir parça. Evet. Herkes çok mutsuz. Mutsuzluğunun gerekçeleri, sebepleri var herkesin. Fakat her şeye rağmen mutlu olmak diye de bir şey var. Ve bunu bunu başaran ender insanlardan birisiniz. Hatta İpek Durkal'la kitabınızı okuduktan sonra ben özellikle sizinle bir araya gelmek istedim. İpek Durkal soruyor, siz cevaplıyorsunuz. Hayatla geçinmeyi seçtim. Evet. Hayatla geçinmeyi seçtiniz. Nasıl seçtiniz? Bunu soracağım. Ama önce şunu sormak istiyorum. Sizin hiç derdiniz tasanız yok mu? Çok mu dertsiz bir hayat yaşıyorsunuz? Hiç parasız kalmadınız mı mesela? Hiç kiramı nasıl ödeyeceğim diye düşünmediniz mi? Hastalanmadınız mı ya da aldatılmadınız mı? Nasıl bir sizi hep böyle gülerek, gülerken görüyoruz? Bu saydıkların hepsini yaşadım. Çünkü hak verirsin ki ben bir tiyatro sanatçısıyım. Tiyatro sanatçısı olmak zaten çok meşakkatli bir iş, zorlukla yani parasal anlamda çok zor bir hayatım oldu Hı. hep e, tiyatronun çünkü e, getirisi çok azdır. Tiyatro aşk için e, daha çok yapılan bir meslektir, e, bir sanat dalıdır. E, onun dışında aldatıldım da Allah'a şükürler olsun <laughs> onu da yaşadım. <laughs> her aklına gelen her şeyi yaşadım. Yalnız Tabii ki bir mağarada büyümedim. İyi bir ailenin kızı olarak yetiştim. Tek çocuktum ama asla şımartılmadım. Annem nikah memuruydu. Memur bir aileden geliyorum. Babam da banka müdürüydü. Babamın ailesi daha varlıklıydı. Anneminki tam bürokrat yani memur ailesiydi. Onun için çok da dikkatli yaşadık. Kolejde okutuldum falan ama hep her şeyi çok dikkatli yaşamımızda dikkat ederek oldu. Ama keyifli güzel bir çocukluğum geçti. Annem çok e, anneme çok şey borçluyum. Annem benim ilk hayat öğretmenim. E, belki herkesin annesi der ama ben çok e, çok şey öğrendim annemden. Başka bir kadındı. E, İkincisi, ikinci hayat öğretmenim de Yıldız Kenter oldu okulda. Hem mesleğim açısından. Babamdan, e, annemden yalan söylememem gerektiğini. Her şey ne olursa olsun, başıma ne gelirse gelsin mutlaka doğru söylemem gerektiğini öğrendim. Bir de sadece evladım ilk hedefin mutluluk için yaşa oldu. Bir yani anne övdü mutluluk Evet, seni ya, ne, ne işte. mutlu ediyorsa çocuğum öyle yaşa. Senin birinci vazifen mutlu olmak olsun. Diğerlerini hepsini yap. Çalış mutlaka. Çalışan kadın her zaman çok daha iyidir. Çok daha kendine güvenlidir. Ayaklarını yere sıkı bassın dedi. Babam da evladım mutlaka ve mutlaka dürüst ol dedi. Yani ikisinin öğütleriyle bir babamdan çok disiplin gördüm. Babam çok disiplinli bir adamdı. Ben hep de anneme de dedim. Sadece ne? disiplinli değil biraz da sert galiba. Otoriter bir adamdı. Hı -hı. Çok da yakışıklıydı. Bütün kız arkadaşlarım flörtüm zannederlerdi. 22 yaşında baba olmuş. Çok da genç bir adamdı. Ee, ve de çok ayanışıktı yani. Ondan sonra e, fakat çok e, disi, sevgisini gösteremedi bana babam. Evet. Ama çok disiplinli yetiştirdi. Dedim ki anneme hep anne dedim ya bu disiplin. Benim ileriki hayatımda bana ne gibi faydası olacak? Emir eri gibiyim dedim yani. Asker gibi yaşıyorum bu evde dedim. E, evladım bak sevgili de benden görüyorsun. Ben, o, o da böyle davransa. Onu da yaşam biçim böyle tek hocasını korurdu anne. Kızarmadınız babanıza? Kızardım. Çünkü, e, hayatımda ben hiçbir şeyi kıskanmam. Ne para kıskanırım, ne şöhret, ne güzellik, ne mutluluk, hiçbir şey. Bir tek şey kıskandım hayatımda. Kızıyla çok Güzel bir ilişkisi olan babayı üst komşumuzun bir kızı vardı babası gelirdi koskoca 20 yaşında kız babasının kucağında oturup biz de misafirlik yapıyor ben onu kıskanmıştım evet bir tek onu kıskanırım hala gözüm dolar baba kızı ilişkisi öyle sıcacıksa biz hep mesela ben babamı hep siz dedim sen demedin öyle mesela mi? tabii hep siz ölene kadar. Bu böyle siz nasıl isterseniz baba falan. Hepsi böyle oldu. Yani o zaten şeyi de kabul etmedi. Oyunculuğunu da kabul etmedi. Onu konuşacağız evet. ama. Mesela babanızla bu ilişkiniz evliliklerinize, ilişkilerinize nasıl yansıdı? Yani kadınlar, kız çocukları hep babalarına hayranlık duyarlar. Ve babalarına benzeyen eşlerin peşinde koşarlar. Onlara aşık olmak isterler gibi bir kabul vardır aslında. Sizin için öyle mi oldu? Tam tersi. İşte mi oldu? ben onun için aşk kadını oldum. Benim için sevgi çok önemli oldu. Yani ne para sordum, ne iyi bir mesleği olsun ama ben aşık olup severek, onun karşı taraftan da çok sevgi bekleyerek yaşadım. Ama ee, ...babam çok yakışıklı olduğu için... ...ben de yakışıklı insanları beğendim. Ee, ama yani oradan... ...babam çok hoş bir adamdı. Etkilendim babamdan yani. Ama şimdi onu diyeceğim, o yarım kalmasın. Ee, o disiplini... ...tiyatro hayatında... ...çok gerekli olduğunu gördüm. Yani tiyatro... ...oyuncusu çok disiplinli olmalı... ...ve bunu babama borçluyum. Yani... Herkesle güzel bir şekilde helalleştim ben. Babamın o sevgisizliğine de helalleştim. Ne yapayım? O da öyle çok küçük evlenmiş. Yani yaşı çok küçük baba olmuş. O şefkati, sevgiyi tam olarak gösteremedi. Ama dünyanın en dürüst adamıydı. Yani hiçbir sorun yaşamadım. O sevgiyi benim kızıma gösterdi mesela. Ben inanamadım. Babanız babanına torununa gösterdi. Evet oylum'a gösterdi. Ben oylum sen nasıl konuşuyorsun? Oylum sen dedi şu gelirken bunu al dede dedi falan nasıl konuşuyorsun sen? Biz böyleyiz dedi. Ay siz nasıl böylesiniz dedim. Ben neler çektim ya. <laughs> ben niye yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Demek ki o da yaş aldıkça daha yumuşak helalleştim bir Helalleştim dediniz ya az önce. Hı. Ben herkesle helalleştim dediniz. Aslında ben bu akşam sizinle siyaset konuşmayacağım. Bir iki noktada bir iki soru soracağım. Sadece helalleşmek dediğiniz için sormak istiyorum. Siyasetin gündeminde bugünlerde hep helalleşmek evet, var. Evet. Siyaseti Sayın... çok yakından takip eden hı hı. biriyim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme ile ilgili sözleri çok da tartışma yarattı. Sizin için helalleşmek nasıl bir duyguydu? İşte ben bana? şimdi ya, ne hissettirdi sizi? E, şimdi ben bu helalleşmeyi nasıl kötü anlamda söylemedim ki? Helalleştim. Yani babamı olduğum gibi kabul ettim. Barıştım içimde ve e, mutlu sonla getirdim hayatımı. Yani babam öldükten sonra da ben bu helalleşmeyi babamla yaşadım. Çünkü hep sevilmediğimi hissediyordum. Ama helalleşmek güzel bir şey. Bir kere dargın olmuyorsunuz. İkincisi e, hayatla ve herkesle barışık oluyorsunuz. Barışmak, birlikte olmak çok güzel bir şey. Şimdi siz e, aslında erken çok erken evleniyorsunuz Çok, 18'de. Babanızdan da küçük evleniyorsunuz. Evet Evet 18 aslında. yaşında evlen. Ama bu disiplinden birazcık kaçtım Kaçtınız, tabii. Kaçtınız. Evet. Hürriyet'e gittiniz. Yani aslında. aşık oldum ama disiplinden bir an önce bu kadar çok çabuk evlenmezdim. Rahmetli Uzay Heparı bana dedi ki ben 18'de evli hangi köyde dedi haklı olarak. Yani çok şaşırmıştı. Uzay hep öyle size aşıktı değil mi? Evet evet ama şu andaki konu oradan aşktan dolayı söylemedi <laughs> yani normal zamanda konuşurken söyledi. <laughs> Daha aşkını bir öğrenmeden önce söylemişti. Peki evet. babanızdan devam edelim. Sert bir adam ve sizin oyuncu olmanızı istemiyor. Ee, engellemeye çalıştı mı? Ne kadar engellemeye çalıştı? Evi terk edip gitti. Babam çok şey bir adamdı yani öyle kötü söz söyleyen yani. Snob bir adamdı, hmm. iyi de bir ailenin oğluydu. Öyle engel falan öyle, onu yapmadan ettin falan değil. O tavrını koydu, istemiyordu. Çünkü benim mühendis, mimar, hatta ağzım çok iyi laf ediyor diye avukat kendi hayalinde böyle eğitmeyi düşünmüş beni. Ama işte öyle olmuyor. Herkesin bir hayali var. <laughs> Anneler, babalar, evet çocuklar için hayaller kuruyorlar ama öyle olmuyor. Ee, evi terk etti. Evi terk etti. Kaç gün? Şimdi gününü bilmiyoruz. Ben tabii birden konservatuvar kazandım diye eve geldim. Aldı valizini hiç ses etmeden al asmalı dedi. Gidi. Ben dedim ki anneme anne sen adam evi terk etti. Yani benim yüzümden dedim sen kocasız kalacağım. Ben babası vazgeçeyim ben oyunculuktan falan Anne Annem dedi ki hayır dedim. Bu oyunculuk senin çok istediğin bir şeyim. Evet dedim. Bu seni mutlu edecek bir şey. Evet dedim. Hayır dedim o dedi bir insan çocuğu konservatuvar kazandı diye ev terk etmez. Çok saçma bir sebep dedi. Merak etme o üç güne kalmaz anlar aslında geri döner dedi. Sen oyunculuğu yapacaksın ama ilk önce dedi eğitimini alacaksın konservatuvara girip imtihanı o zaman eğitimini almıştım zaten Hı -hı. yani pardon söylemiştik zaten babama. Ondan önce söylediğimde anneme annem eğitimini alacaksın diye ben konservatuvarın imtihanlarına girdim. Evet. Peki seyretmeye geldi mi sizi babanız? Ay geldi neler yaptı ya <laughs> Ne yaptı? Ay Deve Kuşu'nda oynuyorum. Yani Deve Kuşu kabare gibi bir tiyatro benim Kimler var orada onu da anlatalım. Metin Akpınar, rahmetli Zeki Alasya, Ahmet Gülhan, e, Oya Başar ve Ay Ayşen oynuyormuş. Ayşen grubu da ayrılınca beni istediler. Konservatuardan biliyorlardı böyle Hı -hı. bir kız olduğumu, çıktığımı. falan. İlk profesyonel oyunculuğum. Ben de zaten Metin Akpınar'a çok hayranım, bayılıyorum. Oyunculuğunu çok seviyorum. Deve kuşu benim büyük hayalim falan. Kalktım, gittim, beni denediler. Ben Şanda da okuduğum için sesim de e, iyiydi şarkı söyleme sesim. Kabare oyunlarında şarkı söyleniyor biliyorsunuz. Onu da beğendiler. Tamam ben her şey çok güzel. Ee, ilk oyun gecesi tabii ki annemi de babamı da çağırdım ve en önde e, hatırlar mısınız bilmiyorum ee, deve kuşu şeyin üstündeydi kulüp 12'nin üstünde 12 evet, sıra evet. cevizlerdi evet. orada annemle babam da en öne geldiler oturuyorlar ama nasıl komik bir oyun Haldun Taner'in Haneler adlı bir oyunu. Yani hastane, pastane, bir sürü hanesi var. Aynı zamanda da şimdi böyle şeyler yapılmıyor o zaman e, finalinde bir okul sahnesi vardı. Ecevit, e, Kadayıfın altı. Kimdir? Erbakan. Erbakan Ondan sonra Demirel. Bunların taklitleri yapılıyor. Bunlar okulda öğretmenleri var. Oya Başar. Bunlar da talebeleri. Yıkılıyor ortalık. Yani sana anlatamam nasıl komik bir piyesti. Baştan beri koş. Şimdi birinci perde başladı. Biz şarkımızı söyledik. Rollerimizi oynamaya başladık. Yıkılıyor salon. En ön... herkes gidiyor baba. <laughs> en önde ama en önde. Annem zavallı. Hayran bayılıyor. Birinci perde bitti, içeri girdik. Ee, Zeki Alasya dedi ki, e, bu önde oturan sevimsiz ve suratsız adam kimin misafiri? Dedi. Hiç kimseden ses çıkmadı. Sizden de çıkmadı. Benden nasıl çıksın ayol? Benden de hiç ses çıkmadı. <laughs> Ondan sonra e, metin dedi ki, ya, dedi her baktığımızda dedi adamın suratını görüyorum, komedi oynuyorum dedi. Yani şeyim kaçıyor dedi. En öne de kim oturttuysa... da bu suratsız adamı dedi. Ben ödüm kopuyor. Diyorum ki artık son hani ikinci perde. Şey o er falan filan yıkılacak ortalık diyorum. Babam da mizah güler. var. Babam da dayanamaz artık politik mizah güler falan diyorum. İkinci şey başladı. Çıkmadı ortaya kimin misafiri olduğu. Ondan sonra ben de duymamazlıktan geldim. İkinci perde başladı yıkılıyor. En önde o zaman bir şeyler içiyordu insanlar hmm. masalarda oturuyor. Masalardan düşen mi ararsın? Yizdam, kıyamet ve bunlar en önde. Kıyamet kopuyor, gülüyor insanlar. Hele o Ecevitler, Demirel falan yerlerde babam oyun bitti. Alkış da yok. Annem zavallı onu da kapatıyor böyle. İçeri girdik. Metin Akpınar dedi ki bu öndeki suratsız ve sevimsiz adam Kimse bunu bana kimin misafiriyse çağırın müdürü müdür bana söylese adam e, oyun içine etti be dedi. Yani <laughs> çağırın müdürü anlatsın deyince ben dedim ki ne olur çağırmayın o benim misafirim dedim. Kim kızım bu suratsız bu adamı getirmiş? Bir de en öne oturtmuşsun. Kim bu adam? Bu dedim benim babam. Ne baba ah yavrum diye şefkat bunlar bana bir size. şefkat bir ilgi zavallar çok üzüldüler. Sonra sormadınız mı babanıza neden gülmedin diye? İstemiyor. İstemiyor. Oyuncu olmamı istemiyor. Komik de olsa o inadından yapıyor. Ve çok uzun sürdü bu. Ta ki... Bak hayat menfaat dünyası. Ta ki ben e, 90 yılında televizyona çıkıp da tanınmış biri olup ünlü olunca o zaman çok hoşuna gitti. Bankalara falan gidip de ben Nilgün Bergin'in babasıyım falan diyerekten ön sıralara geçerekten... <laughs> Yani çok benim yapamadığım o yaptı. Ben hiç yapamam öyle bankaya gidip sırada beklerim yani <laughs> müdüre çıkayım ona çıkayım. Babam bunları yaptı. Ondan sonra da mutlu mesut ıı, devam, devam etti, etti. hayatı. Ama bu geçti sana diyeyim 20 yıl sonra falan. Peki politik mizah dediniz. O yıllarda artık yapılamıyor dediniz. Cevitler, Erbakanlar çok Evet Evet, çok Ben de hatırlıyorum. Evet. Yani çok çok Güzel e, bir... Semra Hanım'la Turgut Bey her e, oyunuma yani tesadüfen bizim oyunumuza Dormen olsun, Deve Kuşu olsun, <laughs> Alipo olsun, şey oynadığım tiyatrolara el ele en önde oturur, yerlere yapışırlardı gülmekten. O kadar keyif. O, Turgut Bey'in de taklidini yaparlardı. Çok eğlenirdi Turgut Bey. Evet, ben mesela bir Işın Çelebi ile Sayın Işın Çelebi ile bir röportaj yaptım. O anlatmıştı. Mesela Uğur e, e, Uğur, Yücel. Uğur Yücel, özür dilerim, Yücel kafam ederim. gitti. Uğur Yücel bir e, oyununda bir tuvalet kağıdının üzerine e, Özal'ın mal varlığını yazmış ve onunla bir oyun oynamış. Özal ve Özal çifti onu seyretmişler. Ondan sonra da kulise gidip tebrik etmişler. Evet, onlar çok yani, eğlenirler. Şimdi bırakınız tebrik etmeyi. Hiç politik mizah kalmadı. Üstelik gerçekten mizahı yapılacak çok daha fazla şey varken kalmadı. Neden? E bunu siz bana mı soruyorsunuz? Evet. <laughs> e neden belli? Hoşlanılmıyor bu tarz şeylerden. Yani e, devlet büyükleri de hoşlanmıyorlar, çevresi de hoşlanmıyor. Yani onlara komik gelmiyor bunlar. Halbuki bu bir kara mizah. Evet. Yani bu insanları yermek değil. Kara mizah. Yersen de espriyle karışık yani. Tabii ki bütün herkesin hatası olmaz mı hayatta? E onların da olur, bizim de olur, öbürlerin de olur. Bunları kara mizahla süsleyerek oynamak yani. Kötü evet. bir şey değil aslında. Ama böyle bir şey kabul görmüyor bu dönemde. Onun içinde kimse yapmıyor zaten. Ben mizah yapan insan pek görmüyorum politik artık. Mizah politik mizah yapan mizah hiç yok. yok. Kalmadı. Evet. Ee, i̇şte en son kimler yaptı hatırlamıyoruz bile 90'lı yıllarda televizyonda plastipleri izliyorduk. Evet yani çok o kadar çok uzun zaman oldu ki onun için ben de hiç hatırlamıyorum. Evet. Aslında siz çok önemli bir e, yerden başlıyorsunuz oyunculardı ve Kuşu Kabarı evet evet yani, ilk yani... profesyonel oyunculuğum 1976 Hiç yaşımdan başımdan da e, <laughs> hiç öyle sorunlarım yoktur 76 yılında. Deve en çok kimle oynamayı sevdiniz? Şimdi çok şanslı bir e, oyunculuk hayatım geçti. Metin Akpınar, Zeki Alasya, Ahmet Gülhan, Metin Serezdi, Haldun Dormen, e, Müjdat Gezen, Ali Poyrazoğlu. E daha ne olsun be daha kardeşim? Olsun yani kim olsa eğitilirdi. <laughs> Hatta yani. Haldun Taner'in size bir beyaz gül vermiş. Ha, evet nereden Değil biliyorsunuz? Mi? Evet. <laughs> Senceciğin sorulacak en son soru nereden biliyorsun? <laughs> ha, şöyle ki ben tabii Ayşe'nin yerine oynayınca. Çok da şaşırdılar. Geçen gün Oya Başar diyor ki geldin tiyatroya diyor. Koskoca Ayşen Guruda'nın rollerini bir çırpıda oynadın ki değişik değişik roller. Kabare ve değişik skeçler var. Biz nutkumuz tutuldu bu nasıl bir şey dedik diyor yani. Ben böyle özgüvenle girip hepsini çatır çatır oynadım. Ve adamcağız çok da uzun boyluydu Haldun Taner. Onun oyunuydu da. Hem Ferhan'la ikisinin oyunuydu. ...bana adamcağız benim de doyum küçük... ...adamcağız iyilerek bana beyaz bir gül verdi... ...ben de yukarılara uzanarak <laughs> o beyaz gülü almıştım... ...hayatımda aldığım ilk beyaz güldür hiç unutmuyorum... ...ve de Haldun, Haldun Taner, Taner gibi büyük bir ustadan... O günden bugüne hayat nasıl değişti? İnsanlar, sanat ortamı, tiyatro onlar nasıl değişti? Değişti mi daha doğrusu? Yani sizin ortamlarınız... Ee, geçmişte mesela ben biliyorum hani sizler oyunu olmadığı günlerde e, çiçek barda buluşuyordunuz. Evet, evet. Diyor, bir ee, de, de taksim sanatı evet, da evet. Çiçek bardan kalkılırdı, evet, oraya evet, gidilirdi. Evet, evet. Herkes bir arada olurdu. Hiç yanınızda biri olmadan da gidebilirdiniz. Tabii Çünkü ki orası çok bizim arkadaşınız Aile yeri gibiydi, akraba gibiydik hepimiz. Şimdi tabii ki eski günler, şimdi dikkat ederseniz nostaljiye çok düşkün insanlar. Nostaljik şarkılara, nostaljik olaylara bu anlattığım her şey çok nostaljikti şu anda hayatımız için. Ve de özlenen bir şey. Çünkü neden? Mesela benim e, oyunculuğa başladığım zaman yok şöhret olayım yok para kazanayım şunu da alayım altıma son modeller var bunlar değildi bizim hayallerimiz. Ben hep çok iyi bir oyuncu olayım. Allah'ım çok iyi bir oyun. Ben sadece bunun için dua ettim. Şimdiki dualar daha farklı. Ben bunun için, başarı için ...öz e, özgüvenle çalıştık hepimiz. Yani gerçekten çok zorlandık da. Yani ben aldığım maaşla ancak bir etek alabilirdim kendime mesela deve kuşundan aldığım maaşla çünkü ancak geçiniyordum koca bir ay ve annemle yaşıyordum Hı. ev kiram da yok yani o küçük paralar. Bir etek aldığım zaman dünyanın en mutlu kadını ben oluyordum yani. O kadar mutlu oluyordum çünkü çok severek yaptığım bir işin İşim karşılığında bir eteğim, etek alabildim kendime mesela. Çok zor şartlarda buralara kadar geldik Allah şükürler olsun. Hı. Yani ben yaşadığım her zorluktan da pişman değilim. Peki, Hepsinden iyi mutluyum. İyi yazılıyor mu artık? Maalesef. Çünkü televizyon sektöründe de sanıyorum aynı problem var. E, televizyonda yine uyarlama, uyarlama de, diziler. Uyarlama diziler. Evet, plana evet. Çıkıyor. Biz de tiyatroda uyarlama evet. yapıyoruz. Evet. İyi metin yazılamıyor galiba değil mi? Geçmişte özellikle komedi alanında çok daha iyi metinler e, tabii yazılıyordu. tabii çok önemli yazarlarımız vardı. vardı. Kandemir Konduk'u vardı. Konduk vardı. Şimdi hala Kandemir Konduk'u... Allah'ımıza şükür var. Umur Bugay'dı. Hı -hı. İşte e, e, Şşt. Aa neydi Müjdat'ın hep oynadığı Sadık Şendiller evet. vardı. Sadıklar. Yani aklıma gelmiyor şimdi. Bir sürü isim vardı. Hem yavaş yavaş e, hayata veda ettiler evet. ve yerleri de dolmadı. Ama şu anda şimdi ben de bunu böyle söyleyip de kadın da hep eskiyi düşünüyor denmeyeyim. Şu anda da çok başarılı oyunlar, çok başarılı genç oyuncular doğru söylüyorum evet, yani mi? şimdi. Çok başarılı yapılan işler. Televizyonda var. da görüyor musunuz mesela? Ben, çok başarılı, çok beğendiğiniz İsimler Vallahi çok var, mı? var beğendiğim. Yani o kadar çok var ki Melisa Sözene bayılıyorum. Eee şeyi bu camdaki kızla oynayan kızı çok Burcu bir Biricik. Burcu Biricik'i çok beğeniyorum. O bir başkadırı seyrettim. O kıza hayran oldum. Ee, isimleri artık unutuyorum da. Ay ee, şey, e, evet. İşte onu ben de maalesef. Unuttum, hatırlarım evet, ama. o çok güzel bir diziydi ayrıca. Çok güzeldi. Yani çok iyi işler yapılıyor, yapılmıyor değil. Sadece daha maddesel oldu her şey. Biz daha manevi tarafındaydık işin. Daha sevgiyle, aşkla, daha farklıydık. Şimdi daha maddeye yönelik yani kaç para alınacak? Mesela şöyle söyleyeyim ben ismi lazım değil kim olduğunu da söylemeyeceğim. Ben televizyon yaparken e, tiyatro yapıyorum diye bana dediler ki televizyonu bırakacaksın patron tiyatro yapmayacaksın. Ben bırakamam dedim tiyatroyu. Ben tiyatrocuyum. Ama buradaki iş aksıyor dedi ki aksatmıyordum. O zaman karar ver dedi. Ya bak buradan şu kadar ya para alıyorsun. Ya televizyon tiyatro. Evet, şuradan bu kadar televizyon para alıyorsun. Televizyonu söylüyor. Bunu, evet, değil mi? ama Hı. buradan bunu alıyorsun yani uyduruk bir şey. Buradan dünya para asıl işin bu dedi. Ben hayır. Tiyatroya bırakamam dedim ve de ben Peki kovuldum demeyeyim ama yani, yani kovulmuş gibi oldum. Tiyatroyu seçtim yani ve e, istemedi e, o zamanki patronumuz. Aşk ve komedi 9 yıldır oynuyor evet. değil mi? E bayağı iyi bir seyirciyle oynuyor. Çok iyi, full oynuyorum. Full yani 9 yıldır Allah'a şükürler olsun full oynuyorum. Çünkü bakın ben burada bir bir kadın hayatı anlatıyorum. Kendi hayatım ama bir kadın hayatı. Bütün kadınlara dokunuyor. Ben uzaydan gelmedim ki. Aynı zamanda kitabınızın ki. da ismi Aynı ilk, ilk, zamanda kitabınızın. ilk kitabımı Aşk ve Komedi ve Büyük Ada'da evimin balkonunda yazmıştım. Hı hı. Hem de şey bilmediğim için elimle yazarak. Ee, nereden bileceğim ki böyle bir gösteri yapacağım. Ee, ve bir dönem anlatıyorum. Yani annemle babamın evliliğinden 50 yıllarından e, bugüne kadar gelen bir Türkiye'yi anlatıyorum. Her anlamda anlatıyorum. İçinde e, tabii ki çok özel ustalarla usta çırak ilişkimde yaşadığım olayların hepsini anlatıyorum. O da çok e, keyif veriyor o anılar komedi unsuru taşıyor. hüzün taşıyor. Zevk tabii anlatabildim mi? Yani ben Türkiye'nin sanatını musunuz? da anlatıyorum. Sanat neredeydi, Hı -hı. nereye geldi, ne oldu falan diye. Anlatıyor tabii ki babaannemi musunuz? de anlatıyorum. Çünkü babaannem benim hayatımda çok önemli. Neden önemli babaanneniz hayatında? Anlatın bize lütfen. Çünkü ben hep grek tiplemelerle çok tanındım. Hı -hı. Çok evet. beğenildim. Hı -hı. O tiplemeleri eğer e, taklit yaptığınız zaman çok kötü oluyor. Ben o grek tiplemesini taklit yapmadım. Çünkü benim ailemde bir babaannem vardı. Babaannemin adı Sofia'ydı. Sonra Selma oldu, Müslüman oldu ama geleceğim, oturacağım, kalkacağım, mu? hep böyle konuştu. Çünkü şivesini değiştiremedi. Dinini değiştirdi ama dilini değiştiremedi. Ve babaannemi ve arkadaşlarını büyük da çok gözlemledim. Ermeni arkadaşı vardı, Rum arkadaşı vardı, Musevi arkadaşı vardı. Ve o arkadaşlarını çok gözlemleyerek Babaanneme, yabancı damatla birebir babaanneme oynadım ben. Onun için benim e, zaten öyle bir mozaikte yetişmem, işte çocukluğumun, gençliğimin, Rum, Ermeni, Musevi, Müslüman. Bizde asla kimsenin kimseni ötekileştirmediği bir devirden geldiğim için hayata daha farklı, daha barışık, daha mutlu bakıyorum. O da Sizin bir sebeptir. Sizin ailenize özel bir şey miydi o ötekileştirmeme? Döneme özel bir Hayır, şey mi? döneme özeldi. Bir kimse kimseye öyle ötekileştirmedi. Öyle bir şey olmadı. Çünkü Biz mesela... hepimiz kardeşçe <laughs> sevgiyle yaşadık o büyük adada, İstanbul'da. Ben uzun yıllar Şişli'de oturdum. Şişli'de hep öyle. Evet. Bugünlerde çok revaçta olan bir dizi var. Kulüp Netflix'te yayınlanıyor. Ben izleyemedim. Hemen izleyeceğim. Evet lütfen izleyin. Sizin de çok hoşunuza gideceğini evet. düşünüyorum. Geçen hafta Sacit Aslan'la e, bir aradaydık. Sacit Aslan bize Kulüp dizisinin biraz perde arkasını anlattı. Ona da sormuştum. Orada şey vardı. E, 50'li yıllarda özellikle... E, Maksim Max, Maxim değil diyor Sacit Aslan. Ee, başka bir yer olduğunu söylüyor ama bazı kolajlar var. Sacit Aslan deyince aklıma Maksim geldi evet, de onun evet. ee, Ama bir şey var yani oradan buradan her yerden bir birleştirilmiş evet. bir kolaj yapılmış diyor. Orada e, elbiseleri giydiren karakter yani Gökçe, Gökçe Bahadır'ın başrolde oynadığı Matilda karakteri Maksim'den çıkan bir karakter çalıştığı gazinonun patronuna otorite e, tarafından deniyor ki e, bütün buradaki azınlıkları, gayrimüslimleri işten çıkaracaksın. Bizim o dönemde böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Yani bilmem sadece hiç dedi. Gördünüz Hayır ki, ben hiç görmemiş. O görmedim. da görmemiş. Böyle Hayır bir ben şey. hiç böyle bir şey evet. görmedim. Hep herkes birbirine çok saygılıdır. Benim tiyatro seyircimin e, uzun yıllar yani Dorman Tiyatrosu'na oynadığım zaman Sayın Gencay Gürün Hanımefendi Tiyatrosu'na Tiyatro İstanbul'da oynadığım zaman Ali Poyrazoğlu ile çalıştığım zaman bizim tiyatro seyircimizin yüzde ellisi Musevi ee, Ermeni ve Rumlardan oluşurdu. Rumlar daha azdı ama Museviler çok çoğunluktaydı. Asla bizler böyle bir şeyi görmedik kimseden. O kim demişti? Sacit görmüş mü böyle bir şey? Hayır, ki? o da görmüş. Hayır, hiç. Yani bizim zamanımızda böyle bir şey. Belki oraya özgü bir şeydir dedi. Bu arada çok üzücü bir haber aldım. Ay, ne İzleyicilerimize aktarayım. Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'deki Pamuklu Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alındı. Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, ambulansla Denizli'ye getirildi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen inanır burada yoğun bakıma alındı. Yapılan kontrolde ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ay çok, çok şükür. şükür. Ay Vücudunun çok şükür. %80 felç riski taşıdığı bildirilen inanırın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyat edileceği öğrenildi. Kadir İnanır, Kadir İnanır yoğun bakımda. Kadir İnanır benim çok iyi dostum, ay, sizin yani de, benim muhtemelen de tabii çok iyi o şey dediğiniz dostum. yer, ne gidiyorduk dediğiniz şimdi kafam çiçek karıştı. Bağırda, çiçek bağırda. Evet, evet. her zaman çok iyi dostunuz. ay çok geçmiş olsun. Hatta çok Hatta daha üzüldüm. çok yakın. Geçen hafta Kadir İnanır'la konuştuk. Kapı filminden sonra tek röportajı bana vermişti ve o kapı filminden. Birlikte izledik. Daha vizyona girmeden birlikte izledik. Çok başarılı bir filmdi son filmi gerçekten. Çok geçmiş olsun, çok geçmiş şifa olsun. Şifa olsun. Şifa olsun. Kadir İnanır benim içinde benim hayatımda da çok kıymetli. Her programdan sonra beni arayıp çok güzel sözler söyleyen, yani ülkemizin sineması için de. Türk sinemasının aynen. çok değerli bir aktörü. Çok, çok, herkes çok, için çok önemli. Herkes için evet. çok önemli. Ee, sayın seyirciler Kadir İnanır yoğun bakımda Pamukkale Üniversitesi'nde tedavi altına alındı. Biliyorsunuz birkaç yıl önce de yine beyne pıhtı atmıştı ve e, uzun bir tedaviden, e, tedavi gördükten sonra e, iyileşmişti. Bu kez de ben Kadir İnanır'ın... E, bu rahatsızlığı atlatacağını, o güçle yenileceğini düşünüyorum inşallah. ve e, bunun için de dua ediyorum. Atlatacaktır evet. mutlaka. E, Ama acil acil tabii şey yani ki tehlikeli bir şey yani kolay bir şey değil. İkinci kez olması da tehlikeli bir şey. Acil şifalar diliyorum. Gerçekten çok ben de üzgünüm. Ben acil şifalar diliyorum. Ay birden eh, evet. boşaldı. Ellerim evet, çok ben benim de Hayır ben bu cümlenin oldu. sonu nereye varacak diye evet, bekledim. Evet, Neyse evet. sonu çok kötü bir yere varmadı. Evet ee, en yakın zamanda inşallah aramıza dönecektir. Peki e, sizin Yıldız Kenter hocanız. Evet hoca. Neler öğrendiniz Yıldız Kenter'den? Ay çok şey öğrendim. Yani Yıldız hanım müthiş bir hocaydı. Bir, bir şey anlatayım mı küçük Lütfen. bir anımı? E şimdi ilk defa konservatuvara giriyorum. Tabii ne olacağım ben? Tiyatro oyuncusu. Tabii makyaj, pür falan her şeyi O zaman İstanbul diye. Üniversitesi Devlet evet, Konservatuvarı. Evet. Ya evet. da Hayır, belediye. Ha. O zaman adı o. Adı o. Tamam. İstanbul Belediye şey tiyatrosu Konservatuar. Evet, o Çemberlitaş'ta. Evet. Evet. Ondan sonra girdim okula. İşte herkesle merhaba falan oturduk. Yıldız hoca geldi. Hepimiz ayağa kalktık. Oturun. canikolar dedi. Canikolar dedi herkese. Ondan sonra şimdi de sahneye çıkartacağım hepiniz dedi. Bir deneme yapacağım dedi. Birilerini çıkarttı gitti geldiler. Bana döndü sen Caniko dedi. Hadi bir de seni göreyim. Bir çık sahneye şöyle bir görmek istiyorum seni sahne dedi. Ben bir çıkıp sahne, bir sahne yani bir kırıta, kırıta 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 yürümüş şöyle bir gittiğimi hatırlıyorum. Yani demek ki böyle artist olacak ya tiyatro oyuncusu böyle olması gerekiyor. Dedi ki Yıldız Hoca, Ceniko dön ama bu sefer kırıtmadan yürü dedi. Ben o gün bugündür hayatımda kırıtmadım. <gülüyor> <gülüyor> Zor muydu peki hoca olarak? Çok disiplinliydi ama onun dışında e, bizi arada bir ar alır. E, PAP vardı Beyoğlu'nda, evet. PAP Divan. Oraya götürürdü. Ondan sonra orada yemekler yerdik. Hep sevgiden ve aşktan bahsederdi. Sevgi ve aşk onun hayatında çok önemliydi. Hayat felsefesi olarak sevgiye çok önem verirdi. Hep bize böyle bunları aşıladı. Sizin için de önemli. Benim için de çok önemli. Hocamdan aldıklarımla benim için de sevgi ve aşk çok önemli hayatımda. E, sonu üsran da olsa hiç önemli değil benim için. Önemli olan onu yaşamak. Çünkü ben sevgisiz yaşayan, hiç aşık olmayan insanlar için çok üzülürüm. Hesapsız mı yaşarsın? Şimdi çok da hesapsız diyemem. Şöyle ki mesela ben e, şimdi bu hesap mı bilmiyorum ama alkol almam yani sevmem. E, ama alkolik bir e, eşim olsun istemem. Yani uyuşturucu kullanmam. Böyle benim kendime göre bir yaşam biçimim vardır. Düzgün yaşayan bir kadınım. Onun için hayatıma giren erkeklerin de çoğu öyledir. Yani eşlerimde üç eşim vardı. Üçü de öyleydi. Hı hı. Onun için bu dikkat ederim. Ama duygusalımdır. Zaten öyle çok uçuk kaçık, marjinal öyle içen falan öyle birine aşık olmam. Yani olamam yani demek isteyeyim. Şimdi bu hesap mı bilmiyorum ama dikkatli yaşarım yani. Testiniz varmış, testleriniz varmış. Bütün size. insanlar için testlerim vardır. Bunun ne olduğu kişiye göre değişir. Hı. Yani yalan mı söylüyor? Mesela yalan benim için annemden dolayı çok kırmızı çizgimdir. Ben hayatımda kimseye yalan söylemem. Hiç söylemedim. Hayır, hiç söylemem. söylemem. Yalan söylemek, söylememek. Pembe yalan da mı? Söylemem. Pembe membe söylemem. Yalan söylemem. Ben açık açık konuşurum. Karşımda kırılırsa kırılır, alınırsa alınır ya da doğru söylediğim için sevinirse sevinir. Ama ben yalan söylemem. Sevmiyorum. Yalanı, sahtekarlığı, yalakalığı, dolanı öyle şeyleri sevmiyorum. Size yalan söylenirse Affeder Benim eşim bir tanesi bana yalan söyledi aldatıldığım zaman. Hı hı. Hiç affetmedim. Bir celsede boşandım. Affetmem ki çok aşıktım eşime. Yani oralarda aşk aşk gözümü kör etmez. Onu hı. demek isteyeyim. Yani benim e, balık burcu yükselenim akrep e, duygularımla mantığım hep birlikte yürüdüler. Yani mantığımı bir kenara bırak, ha aklım firar etti diye uçup kaçmadım yani. <laughs> Öyle bir kadın değilim. E, dikkatliyim yani. Şu Ama, testlerinizden bahsedin bize. E, testlerim herkese göre değişir. Önce bir incelerim. Şimdi bu tiyatrodan gelme bir alışkanlık. Biz hepimiz gözlem yaparız. Yani ben farkında olmadan sizin mimiklerinizi, duruşunuzu, ne nereye nerede güldüğünüzü ne de durduğunuzu ben bunları hissederim zaten çünkü farkında olmadan bu gözlemi herkese yapıyorum ben onun için e, yanlış insanlar tanımakta çok zor gel zorlanırım yani yanlış insan tanımam genelde ben. Ama tabii ki insanım yanıldığım olmuştur ama söyleyeyim binde iki kişi olmuştur. Ölüm o kadar. Tabii, tabii o kadar. İpek de çok iyi bilir. <laughs> testlerim vardır ama bu söylenmez. Benim kendi özel testlerim vardır. Ben konuşurken, arkadaşlık ederken o testi kafamda yaparım. Ve finalde karar veririm ki çok iyi dosttur. Dostluğu iyi değildir. E, maalesef ki ilişki için uygun değildir. <laughs> <laughs> böyle Bunlar, test, Evet testlerim testten... vardır. Herkesi testten geçiririm. Ama o söylemeden tabi. Evet. Mesela bir anda testten geçiririm, bir anda o insanın hayatından yok olurum. O da merak eder acaba ne oldu niye gitti diye. O test başarısızdır ondan. <laughs> Çok iyi. Peki bugünlerde bir söz var herkesin ağzında akışına bırak diyorlar. Evet akışına bırak. Ee, bu çok kolay bir şey değildir akışına bırak. Hatta benim çok e, sevdiğim bir arkadaşım bana bir ara yoga'ya merak sarmıştım, yoga yaptırıyordu ve hani yere yatır diyor bana dedi ki sürekli ya bir kendini bırak, bir kendini bırak. Ama rahatlamak evet. için bir bırakmak lazım ya. Kendini bırak, dünya seni taşır dedi sonunda. Hmm, güzelmiş. Şimdi bu güzel bir sözdü. Çünkü hani hiçbir zaman dünyaya bırakmıyoruz ya bu işi. Hep kendimiz kendimiz yapıyoruz. Ve orada bile bırakmadığımı hissettim ben mesela. Siz ne kadar akışa bırakıyorsunuz? Bazen hayatta? akışa bırakırım ama genelde otokontrol hep bendedir. İş hayatımda da bendedir. Aşkta da bendedir. Evlilikte de bendedir. Hep dikkatli bu işte babamdan gelen bir şey babam hep çok dikkatli bir adamdı ondan gelmiş olabilir ama yani şöyle söyleyeyim ben kendimi hep korumaya alırım tek başınayım ya hayatım boyunca tek başına şimdi babam arkamda olmadı mesela babam varlıklı bir adamdı tiyatro yapıyorum diye bana hiç yardım etmedi annem memur kadındı annem zavallı yardım ederdi bana çünkü tiyatrodan aldığımız para bir işe yaramazdı o zamanlarda şimdiki gibi değildi onun için ben hep tek başına olduğum için tek başına bir kadın, tek başına kendini koruyan bir kadın oldum. Etrafa karşı şimdi bir sürü sevim tatsızlıklar da olabiliyordu etrafta hı hı. sana işte taciz ediyorlar, eder gibi. Hoş beni kimse taciz edemez de eder gibi hı hı. davranıyorlar falan. Oralarda da çok kendimi korumaya aldım. Ve hayatım böyle geçtiği için evlendim, ayrıldım, tekrar korumaya aldım, dulsun Çocuklarım var falan böyle böyle çok oto kontrol elimde bir kadın olarak yaşadım. Oto kontrolüm var ama zaman zaman aman bunu da boş ver dediğimde olmuyor değil ama hep onu ben istediğim için yapıyorum. Yani ben akışa bırakıyorum ama bir anda akıştan çıkabilirim. <laughs> Peki, Benim akışıma güven olmaz. <laughs> Peki mutluluğun <laughs> formüllerinden biri de kendini öncelemek midir hayatta ve siz kendinizi öncelediniz mi? Ben kendimi önceledim evet ama ben şöyle yaptım. Ee, şimdi herkesin mutluluk anlayışı, herkesin mutluluğu farklı. Ben küçük şeylerle mutlu olan bir kadın olduğumu çözdüm. Küçük şeyler ne mesela? Yani bir sinemaya gidiyorum o filmden çok mutlu oluyorum. Eve mutlu dönüyorum. Bir kitap okuyorum, mutlu oluyorum. Kendime gidiyorum, bir lüzumsuz bir bluz alıyorum. Ay bayıla bayıla geliyorum, çok hoşuma gidiyor. Gidip aman aldım, at eve. Ki ben tek çocuk mesela. Hiç böyle değilim yani. Çok kıymetli bilirim, çok da mutlu yaşarım. Bu mutluluk yalnız Pınar Kür demişti ki bana... sen mutluluğa yatkın bir karaktersin demişti hiç unutmuyorum benim karakterimde de bu var Annem de neşeli bir kadındı. Belki de annemden de geçmiş olabilir bu gen bana. Annemin de dediğinden yola çıkmış olabilirim. Ama ben ne istediğini bilip şöyle bir şey. Yani özgür olduğun zaman mutlu olmak daha kolay. Çünkü bir başkasının hatırına ben o ahbaplığı, arkadaşlığı yürütmem mesela ben beni mutsuz ediyorsa ben hemen yolumu çevir yani, Beni kim mutsuz ediyorsa ben ondan hoşlanmam bile yani. Çok da kızarım. Beni mutsuz etti diye. Böyle bir yapım var. Mutsuz insanlarla bir arada olmaktan hoşlanmıyorsunuz. Hiç hoşlanmam. Ne diyorsunuz bunu? Hayır, nasıl? negatif enerji sevmem. Hı -hı. Hatta e, bir arkadaşım bana de, ben demiştim böyle negatif enerji sevmem falan. Bir arkadaşım uzun zamandır yoktu. Ayol niye hiç ne aradın ne sordun? Tamam. E, sen dedi diye negatif enerji sevmiyorsun ya ben bir negatif zaman geçirdim. <laughs> Ula a iyi yaptın o zaman dedi. <laughs> <laughs> evet aslında mutluluğa yatkın demiş ya Pınar evet. sizin için. Belki de mutsuzluğa yatkın diye bir şey de var. Var. Değil mi? Yani e, hayatında her şey çok güzel giden ama etrafımızda var o Böyle ama arkadaşlarım insanlar, Mutsuzluğa var. yatkın. Evet, evet. o arkadaşlarımla mümkünse ya hiç görüşmüyorum ya da arada bir görüşüyorum. Çünkü o enerji beni aşağıya itiyor. Ben aşağı itilmekten hiç hoşlanmıyorum. Kendimi zaten yukarı çıkartan bir kadının bütün her şeye rağmen. Yani yukarıdaysam e bu biri gelip de seni aşağı indiriyorsa o biri hani hayatımdan çıkarıyorum. Çünkü zor bir şeyi başarıyorum. Farkında olmadan. Hatta bana inanmıyorlar. Bu acaba sahte mi diyorlar. Ben niye sahte kalkan mı? Hatta bir gün yolda gidiyordum. Bir kadın bir de iki kadın yanımdan geçiyordu. Ben de yolda yürüyorum. Öteki öteki nedir ki? Aman neşeli neşeli diyorsun. Baksana surat fırt yürüyoruz. Ayol ben kendi kendime yolda <laughs> diye deli miyim yani? <laughs> çok hayret etmiştim. Öyle de sanam var yani. Öyle bir neşem yok. Tabii üzüldüğüm zamanlarda var. Kızdığım zamanlarda var. Haksızlığa üzülürüm. Haksızlığa çok üzülürüm. Yani hak etmediğim bir şeyi yaşarsam ona üzülürüm. Evet. Peki sadece soruyorum. Geçen sene Dünya Tiyatrolar Günü'nde çektiğiniz Sanat Varsa Hayat Var evet. klibinin koparttığı fırtınaya üzüldünüz. Üzüldüm. Mi? Çünkü hiç hak edilmemiş şey bir de Nilgün bizi aldattı <laughs> lafı. Ben nilgülü şeker kurbanı olduk. Nilgin'in kurbanı olduk. Nilgülü, ben şeker mi veriyorum da aldatıyor. Şimdi öyle bir şey değildi. Ben kısaca bunu anlatayım Lütfen. merak ediyorsanız. Anlattım zaten Armağan'ın programında da yani. Her yerde rahatça anlatıyorum sorulduğu zaman. <laughs> Büyük bir grup olduk. Ee, ve onu daha önce de söyledim. Dedim ki arkadaşlar ben böyle bir şarkı yaptım. Hayat varsa sanat var, sanat varsa hayat var. Ben bu şarkıyı müzisyen arkadaşlarımla yaptım cebimden de parasını da verdim yani kimseye de borçlu değilim Hı -hı. Ee, bunu yaparken arkadaşlarıma dedim ki hep birlikte var mısınız we are the world vardı ya bütün kalabalık olmayalım hayat varsa sanat var diyelim sanata biraz e, işte destek verelim yani bu şarkıyı dinleyen ay koşa koşa bir konsere gitsin koşa koşa bir sinemaya gitsin koşa koşa bir tane insana bir e, push etsin yani bu şarkı umut versin dedim ben hep umut severim ben halen umutluyum Garip gelebilir size. <gülüyor> <gülüyor> Umutsuz Yok, yaşamıyorum. Biz de umutdayız. Evet, ha, umutluyum ben. Ondan sonra ee, bir kuruluşa gittim. Adını vermeyeyim. Yani sanatçıların hep Hı -hı. onlarla ilişki, işbirliği yaptı. Dediler ki bana, Nilgün Hanım bunu yapamayız. E, bizim bu klibi, klip çekmemiz lazım. Hı -hı. Ve reklamlarda yayınlamamız lazım. Bunu ki e, e, herkese ulaşsın Hı -hı. Ee, şu bankaya gidin, o banka yapıyor bunları dediler. O bankaya gittim, anlattım projeyi, sanat için böyle bir şeyimiz var, bir klip çekmek istiyoruz, bize destek verir misiniz diye banka öyle bir ağladı ki. Ben köşemde ne var ne yok o bankaya verecektim. O kadar üzüldüm yani parasızlıklarına. Neyse o da olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra Polat Yağcı arkadaşım dedim ki Polat'cığım dedim ya böyle bir projem var işte herkes dedim bunu dinlediği zaman bu şarkı yani içimdeki ses o tiyatroya gitsin sinemaya gitsin biraz sana ağırlık ver tamam gel bir konuşalım dedi gittim Polat tamam dedi bunu yapmaya karar verdi Cumhurbaşkanı da ben de onaylıyorum ve de e, Cumhurbaşkanlığı Forsa'nı Cumhurbaşkanlığı da koyuyorum. E, ben destek veriyorum. Şeye dedi, e, ha, reklamlarda bunu dedi şeyde yapalım dendi bana. E, Dünya Tiyatrolar Günü. Hı hı. Ben Dünya Tiyatrolar Günü diye düşünmemiştim. Sanat için düşünmüştüm. Hı hı. E, Dünya Tiyatrolar Günü'nde yapalım dendi. Ben de çok büyük bir mutlulukla kabul ettim. Polat Yerci'yi o klibi çekti kendi olanaklarıyla ya da nasıl işbirliğiyle çünkü destek aldı. Bütün televizyonlarda yayınlandı ve biz böyle bir grup olduk. Haldun Dorman, Evra Serezli, Nurseli İdiz. Bir aklına hangi tiyatrocu geliyorsa bir 25 kişilik. Hepsine bunu söyledik. Bunu da anlattık. Tamam dediler. Hatta muavafakatname imzalattı hepsine Polat. Ben dedim ki aman canım onlar benim arkadaşlarım. Ne dedi? Bunlarla uğraşıyorsun dedim. Yani ne yapacaklar ki bunlar yok dedi. Adet böyledir. Muavafakatnameyi de imzalattı. Son o şarkının uzun bir şarkıydı. Klip de uzundu. O klibin bir bölümünü seçildi. Bir dakikalık o bölüm bütün televizyonlara verildi ve bütün oyunculara o klip gittiği zaman klibin de sonunda. ...cumhurbaşkanlığı parti... Himayelerinde değil... Parti Hı. değil Hı. ...cumhurbaşkanlığı forsu vardı... ...ve de onlar da hepsi... ...ay bayıldılar ne güzel işte... ...çünkü tiyatroya pek ilgi gösterilmiyor gibi... ...geliyordu bize bu bir ilgi oldu... ...hepsi çok hoşuna gitti... ...onları da imzaladılar... ...Polat onlara çiçekler yolladı... ...çok güzel bir şeydi klipi de çektik... ...herkes mutlu... ...bu süreçte hiç kimse itiraz etmedi... ...hayır mi? canım ne itiraz eden zaten oynamaz gelmez... ...bize söyler bayıla bayıla geldiler... ...yani çok da mutlu oldular... ...sanat için bunu yaptıkları için... ...ama e, ertesi gün... ...tabii ki... E, ...şimdi e, her partinin... E, ...ne diyorsunuz... ...trolleri var... Hı hı. ...ertesi gün o troller... E, ...baskı yaptılar... E, bu, ...onlara... E, mahalle, baskısı. ...mahalle baskısı yapıldı... ...ve onlar da ...onlardan iki kişi ama... ...tabii ki 25 kişinin içinde iki kişi... E, Haldun Bey ve Göksel Kortay e, bizi ne gün kandırdı bizim böyle şeyden haberimiz yoktu demişler. İşte orada ben çok kırıldım. Çünkü böyle bir şey olması mümkün değil. Ben yapamam, yapsam bile diyelim hadi ben kandırdım. Polat yapar mı canım adam, iş adamı. O, muvaffakatname aldı hepsinden ve hepsine götürüldü. Sonra içlerinden bir diğerleri zaten dediler ki bize geldi bu biz gördük, hepimiz kabul ettik. Ama işte işte Ürktüler diyeyim. yani Bu Yanlış anlaşıldılar. yani hı. Ya da yanlış anladılar. Hı hı. Benim hiçbir art niyetim yok. Ee, şucu bucu falan hiçbir şey değilim. Ama, Ama diğer ben 23 bir... kişi buna sahip çıktı. Tabii ki canım. Bir şey e Öyle bir yok. şey olsa kıyamet kopar ortada. İki kişiden böyle bir şey oldu. Onlar da ürktükleri için böyle bir şey Kırıldınız. dediler. Kırıldınız. Kırıldım. Dostunuzu bitirdiniz Bitirdim. mi? Bitirdim. Kırılırım. Çünkü hı hı. bu ortada böyle bir şey yok. Ben gizli kapaklı, işkıl işkilli işler yaparım. Gizli gizli onlara bir şeyler vermem. Ben böyle bir kadın değilim. Ben pat diye önüme kim gelirse pat diye açık açık konuşurum. Bu zaten açık açık yapılan bir şey. Bu böyle illi gışlı yapılacak bir iş değil ki ortada bir iş var. Bütün ya, şeylere kanallara okay, çıkmış bir tabii ki. zaten. Gizli saklı yapıldığı zaman. Peki e, programın neredeyse... Tatmin e, oldunuz mu? Yani anladı anlayabildiniz evet, mi? Evet. Memnun kaldınız mı? Bunun cevabında. <laughs> Şimdi bir programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. E, eşlerinizden ayrılmadan önce dolma sarmanızı anlayamadım. Ay bu da komedi haline geldi <laughs> hayatım çok. Ben bunu iki kere yaptım. Sonra bir de ben yaptıklarımı da anlatıyorum yani gizli kapaklı kendimde de gizli kapaklıyım. <laughs> Sonra bu dolma büyük mevzu? bir komik hale geldi. Bu dolma mevzuu şöyle mesela evlilik bu. Ee, bir sorunlar var. Ayrılsak mı? Devam mı etsek diye bir düşünme safhası olmaz mı herkeste? Ben dolma sararak bunu düşünüyorum. <laughs> Zaten benim eşlerim ödü kopuyorlardı. Ay bugün dolma yaptım. Aman gözünü seveyim. <gülüyor> Biz... <gülüyor> Çünkü dolma, sar... dolma uzun bir zaman alıyor. Yani köfteyi yapıyorsun onu ve ama dolma bayağı. E bunu yaparken de düşünüyorsun. Gitsem mi kalsam mı? Gitmek mi zor, kalmak sararken mı zor? Doğru mı? Sararken <laughs> düşünüyorsun. Dolma biter ben kararımı verirdim. Ya kalırdım ya giderdim. <laughs> kimde kaldınız, kimde gittiniz dolma sararken diye e O soruyorlar. <laughs> Peki, e, Aşk ve Komedi 9 yıldır oynuyor hmm. ve e, full oynuyor. Full oynuyor. Evet. evet. E, bu çok sevindirici, çok güzel bir şey. E, evet, çünkü evet. neden? Evet. Tek başına bir kadın olarak, şimdi kendimi etmeyeyim ama tek başına bir kadın olarak 9 yıldır Türkiye'de ilk defa şov yapan bir kadının. Bu bir e, gösteri bu tiyatro değil ama tiyatro ögelerini kullandığım yani taklitler yaptığım oyunculuklar yaptığım birilerini babaanneme oynadığım onu bunu oynadığım bazı karakterler yarattığım da bir şey var içinde tiyatro Hı -hı. ögesini Hı -hı. de kullanıyorum ama bu bir gösteri bu bir kadın şovu e bunu yapan hiç kimseyi görmedim de arkamdan da <laughs> gençlerden umutlandım ama e zor ama kolay iş değil. Haftada? E bazen haftanın dört günü oynuyorum. Bazen haftada iki gün oynuyorum. Bütün Türkiye'yi dolaşıyorsunuz. Her yeri dolaşıyorum. Ve çok açık söyleyeyim. Gittiğim bir yere beş kere gidiyorum en az. Yani kolay iş değil bu. Aa, bunu da söyleyeyim. New York'ta oynadım Manhattan'da. New Jersey'den geldiler. Bin beş kişi... 100 kişi oynadım. Tek başına bir kadın, Türk kadını. Ee, bütün e, Los Angeles falan her yerde oynadım. Bütün Kaliforniya'da oynadım. Paris'te oynadım, Londra'da Harika. oynadım, İsviçre'de. E daha ne yapayım? Şimdiki oyunumu da söyleyeyim. Evet, yeni bir, yeni bir, oyuna, bir oyuna başlıyoruz. Evet Bekir e, Aksoy ile birlikte. E, çok güzel bir uyarlama. Serkan Budak diye bir arkadaşımın uyarlaması. E, Ocak'ta izleyeceksiniz. İsmi belli mi? Hadi Kalpten kalbe. Kalpten kalbe. <laughs> çok güzel. Evet çok güzel bir oyun. Bu hafta da işte oyunlarım var. Onlar da İstanbul'dasınız. İstanbul'dayım. Trump, Beş Aralık'ta, Trump Tower'da yarın oynayacağım. 5 <laughs> Aralık'ta CKM'de oynayacağım. 16 Aralık'ta Antalya'ya gideceğim. 17 Aralık'ta Kıbrıs'ta oynayacağım. 23'ünde de Bilecik'te böyle koşturuyorum yani. Bu tek Size kolaylıklar gösterir. diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sahniniz Çok mu hiç kapanması. <laughs> Kadir İnanara bir kez daha acil <laughs> şifalar evet, diliyelim. Evet. Çok iyi haberler alacağız. Ben bunu hissediyorsam iyi haber alacağız İnşallah. Evet. evet sayın seyirciler sadece soruyorumun sonuna geldik. Haftaya tekrar konuşacağız. hoşçakalın Emekliler maaşını Garanti BBVA'ya taşıyor. Hem onlar hem de emekli yakınını getirenler kazanıyor. Garanti BBVA Emek sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkar. Uzak yakın ayırmaz. Alın teriyle, özveriyle ilerler. Emek hiç durmaz. Ama duracaksa güven